Gerçekten temel paradigma şuna dayanıyor. Batı'nın ve çok mantıklı ve akılcı bir şey. Orta Doğu'ya hiçbir İslam ülkesinin hakim olmamasını sağlamak üzere bir politika. Çünkü bu eğer tek başına kontrol edememesi. Çünkü tek başına İran'ı da aslında çok istemezler tek başına kontrol etmesini. Çünkü Mısır, İran veyahut da Türkiye eğer bu bölgeyi tek başına kontrol edebilecek askeri, siyasi ve ekonomik güce ulaşması demek, Batı emperyalizminin tamamen buradan çekip gitmesi demektir. Evet. Onun için mesela bakın, mesela demek ki Baas ideolojisini biliriz hepimiz yani. Bu işin kurucularını da nereden geldiklerini filan, Zeki Arsuzi'leri filan, o Michel Eflak'ları, Salah Biha'ları filan biliriz. Bunlar batılı tiplerdir. Fakat Saddam Hüseyin'i bile mesela Batı kendini büyütmesine rağmen sonra yok etti. Neden? Çünkü Irak büyümeye başladığı zaman Batı'ya kafa tutmaya başladı. Yani kendi kendisine politikalar üretmeye başladı ve bu Batı'nın hoşuna gitmedi. İşte bu ne demek oluyor? Bugün tekrar yani Irak'ın parçalanması, Suriye'nin parçalanması, hatta işte haritalar var biliyorsun. Türkiye'nin parçalanması gerekiyor. Şu anda Libya'da da öyle başladı yani. Diyebiliriz ki Birinci Dünya Savaşı şartlarına hemen hemen aynı döndük de diyebiliriz. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda burada işte İngilizler vardı askerleriyle beraber, Fransızlar vardı. Şimdi ne var? Amerikalılar var. İngilizler, Fransızlar yine var. Bir de fazladan Amerikalılar girmiş oldu. Aynı milletler var. Aynı milletler bir de terör var. Bir de terör var. Vekalet. Ve bugün İslam dünyası yeniden bir gerçekten işgal altında. Ve dolayısıyla bugün biz yeni bir misaki milli savaşı veriyoruz diyebiliriz. En azından diplomatik anlamda bu işin savaşını veriyoruz. Ve bu parçalanma sürecine dur diyebilecek tek bir ülke var şu anda. İşte bu da Türkiye gözüküyor. Zaten sizin Yavuz abinin demin isabette belirttiği gibi yani bu 18 bu işi 15 Temmuz ne anlam ifade ediyor? İşte bütün bunlar bu anlam ifade ediyor. Çünkü bu gidişe dur diyebilecek lider belli Recep Tayyip Erdoğan. Yani onun tarihsel şuuru, muhayyilesi, siyasal aklı en azından bu topraklara yabancı değil. Onları da biliyorlar. Bu işi, bu oyunu ancak Türkiye bozabilir.